Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşe öz anne ve üvey babası tarafından cinsel tacizde bulunulduğu iddiası üzerine açılan dava beraatla sonuçlandı. Öz anne ve üvey babanın beraat ettiği davada çocuklar devlet korumasına alınırken öz anne ve üvey baba adalet er ya da geç yerini buldu dedi. Finike ilçesinde öz annesi ve üvey babası tarafından iki kardeşe cinsel taciz ve fiziki şiddet uygulandığına ilişkin açılan dava beraatla sonuçlandı. Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilinen davada anne ve üvey babanın cinsel tacizde bulundukları çocuklara aynı zamanda şiddet uyguladıkları da iddia edilmişti. Beraat kararının ardından konuşan üvey baba Rahmi Ağa, bekledikleri sonucu aldıklarını, çocuklara zarar verecek bir davranışta asla bulunmadıklarını ve bunu da defalarca söylediklerini kaydetti. Baştan beri zaten belliydi böyle beraat çıkacağı. Sevdiklerimizle, saydıklarımızla, mahkemede dik duruşumuzla. Biz çocuklara zaten hiçbir şey yapmadık. Baştan beri söylüyoruz. Yine de çocuklarımızın arkasındayız. Allah'ın izniyle çocuklarımızı da geri alacağız. Sayın yargıcımızdan teşekkür ederiz. Tabii ki beklediğimiz bir sonuçtu çünkü hiçbir şey yapmadık. Hala da söylüyorum, yine yapmadık. Anne Merve A ise iftiraya uğradıklarını kaydederek en kısa zamanda çocuklarını yanlarına alma hayalini kurduklarını da açıkladı. Çok şükür yavrularımın yüzü suyu hürmetine kazandık bu davayı. Adalet er ya da geç yerini buldu. Sayın yargıçlarımdan Allah razı olsun, hepsine binlerce kez teşekkürler ediyorum. Diyeceğim bu kadar. Yavrularıma kavuşacağım günün hayalini kuruyorum şu an. Ya iftiraya uğradık. Çocuklarımla top gibi oynanıldı. Yani onların hiçbir suçu günahı yoktu. Hepimizi perişan ettiler. Yönlendirme oldu çocuklarımla. Konuşamıyorum. Avukat İbrahim Şimşek de Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden davanın sonuçlandığını dile getirerek ne yazık ki halkımızın bu istismar konusundaki hassasiyetini istismar edenler çok yanlış bir şekilde bunu basına servis etti dedi. Bu davada beraat kararı beklediğimiz bir karardı açıkçası. Çünkü bize göre gerçekten ortada somut bir delil yoktu başından beri. Fakat ne yazık ki şöyle söyleyeyim, halkımızın bu istismar konusundaki hassasiyetini istismar edenler çok yanlış bir şekilde bunu basına servis ettiler. Bizim davamızla ilgisi olmayan, ne bileyim mektuptur, ses kaydıdır, bizim davamızla ilgisi olmayan deliller sosyal medyada paylaşıldı ve çok büyük bir etkileşim aldı. Tabii bunun akabinde de sanıklar üzerinde çok ağır bir kamuoyu baskısı oluştu. Mahkeme heyeti üzerinde çok ağır bir kamuoyu baskısı oluştu. Asıl amaçları rant olan bu kişiler maalesef ki hem çocukların başta hem de sanıkların hayatını mahvettiler.